Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün şanslıyız, Sıla Usar İnçel'i bizimle. Ee, onunla başlayacağız konuşmaya. Kıbrıs'ta ne olur bitti değil bu defa ama Lefkoşa'da ne oluyor, ne bitiyor. Ee, çünkü ona konsantre oluyor bugünlerde. Ee, uğramadığı sokak yok, konuşmadığı insan yok. Çok ağır e, şartlarda bence çalışıyorlar ama seçim böyle bir şey. Ee, hani derler ya e, mutfak e, sıcak, eğer sıcağa dayanamıyorsan girmemelisin. E, <laughs> Siyaset de böyle bir şey herhalde. Buyurun hep beraber hoş geldiniz diyerek Sıla Hanım'ı böyle sohbete davet edelim. Hoş geldiniz Haluk görüşürüz. Bey bu sıcak karşılama için çok teşekkür ediyorum, o şans benim. E, bizi izleyen, dinleyen herkese de güzel bir gün diliyorum. Sıla Hanım sizi görmek her zaman zevk ama reklamınıza bayıldım, onunla başlayacağım aslında. Ama ilk sorum evet hayır sorusudur. Evet. Kazanacak mıyız? Evet. Geçtiğimiz <laughs> o zaman devam edebiliriz. Çok güzel bir reklamınız var burada. Tabii mottonuz tam zamanı şimdi diyedir ve ayakları üzerinde duran, nefes alan, hatırlayan, üreten ve kazanan, ruhuna kimliğine sahip çıkan, erişilen, ulaşılan, dolaşılan. ...akıllı ve sağlıklı Lefkoşa için hazırız. Aydınlık zihinlerle, aydınlık yarınlar için tam zamanı şimdi. Bu benim için sizi özetledi bu kampanyada. Amaç da oydu herhalde. Yani benim çok akıllı olduğumdan değil amaç da oydu ama... E, ...reklamcılarınız çok güzel bir özetle sizi koydular buraya bence. E, onun için ben bunu adım adım gitmek isterim. Sorularım var bunun etrafında ama ayakları üzerinde duran... Ne demek istiyorsunuz? Ayakları üzerinde duran şey e, de, demek şu. E, belediyemiz bir travma yaşadı. Yıllar önce bir yıkım yaşadı. Arkasından da o yıkımın tamir edilmesi yerine bir statüko gelişti. Ve evet. e, şu anda belediye mali açıdan da, yönetimsel açıdan da ayakları üzerinde duramıyor. Yani bir yönetim zafiyeti içinde olan bir belediye. Evet. Bizim ama ortaya koyduğumuz e, yönetme becerisi olan hem mali durumunu yönetebilen hem idari sorunlarını çözmüş çalışma barışı içerisinde e, işini yapan belediye çalışanları ve onların hizmet ettiği Lefkoşalılar. Kurumsal olarak belediyemiz güçlü değil şu anda ama biz ayakları üzerinde duran bir belediye istiyoruz. Nasıl yapacağız bunu da? Mali durumunu düzelterek. Çünkü... Ee, yıllar önce mali olarak büyük bir yıkım yaşadı belediye kurumsalı evet. ardından evet. da o yaraları sarma becerisi geliştiremeyen bir statikonun içinde kaldı ve şu anda aslında insanlar sadece çöplerinin toplanmasından ve çalışan Hı. belediye emekçilerinin grev yapmamasından <laughs> e, buna razı getirilmeye çalışıldılar. Hadi. Size hak verir miyim diye düşünüyorum ve yani toparlanamıyor o beceriyi gösteremiyor dediğinizde çünkü bu Hani dört yıl değil bir seçim daha bana bir şans daha verin. Bu sekiz yıl geçti aradan değil mi? Sekiz buçuk yıl tam olarak. buçuk yıl geçti tam aradan ve yani ben bunu beceremedim. Sekiz yıldır yapamadım ama şimdi inşallah başarırım gibi bir duruma geçiyor öbür taraftan. Ve siz diyorsunuz ki artık yani yeter sekiz buçukta yapamadığını nasıl yapacaksın? Bizler bu şehirle gurur duymak istiyoruz. Biz etrafımıza baktığımızda güzellik görmek istiyoruz. Geçen gün bir yurttaş bana çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki, "Bizim sizden istediğimiz hiçbir şey yok. Emekli olduk. Lefkoşa'da yaşıyoruz. Çocuklarımız da burada yaşıyor. Biz etrafımıza bakınca güzellik görmek istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz." dedi haklı. bana e, haklı. o karşılaştığım yurttaş. Ve gerçekten çok haklı. Yani bu seçim aslında şunu e, tayin edecek. Ya Lefkoşa'yı bu hale getiren zihniyetin elinde kalacak hmm. Lefkoşamız veya bunu tamir etme becerisi ve yönetim gücü gösteremeyen statükonun elinde kalacak veya biz geleceğiz ve bu şehrin yollarını, kaldırımlarını, aydınlatmasını, ulaşımını her açıdan bu şehrin nefes alan bir şehir olmasını ortaya koyacağız. Yani hmm. bu seçim aslında. Bunların arasında geçecek olan bir seçimdir. O yüzden biz çok önemsiyoruz. Çünkü insanlık, insanlar güzellikler görmek istiyorlar. Akşam yola çıktıklarında lambaların yanmasını istiyorlar. Değil Bundan mi? daha doğal bir şey olabilir mi? Ya da bir yere gittiklerinde kaldırımlarda yürümek istiyorlar. Lefkoşa insanı şu anda kaldırımda yürümekten bile mahrum edilmiş bir durumdadır Tabii. ve bu çok acı. <laughs> bir de Aram... yolda süren ben Lefkoşa içerisinde böyle gözlerim kısılı artık önüme bakmıyorum. Yandaki gözüme çarpacak ışıkların arasından ayakların yürüme kıpırtısına bakıyorum ki yoldan kim atlayacak önüme. Yani böyle acayip bir pozisyona girdim araba sürerken ki e, çünkü yukarıda ışık yok bana gösteren bir şey yok. E, yandaki dükkanların ışığından görebileceğim ayak kıpırdamaları acaba önüme mi gelecek değil mi? Öyle sürüyorum artık. Çok tehlikeli ve evet. cidden güvenlik zafiyeti oluşturacak bir durumda. Biz bu konuyu konuşmadan önce hiç kimse bu konuyu konuşmuyordu. İnsanlar da evet. razı edilmişti. Çünkü efendim bu konu her açıldığında işte kıp tek sorumludur. Belediyenin bir yükümlülüğü yoktur. Ne Hatta yapacak? ben ha, yani ben bunu kabul edemiyorum. Ee, ben bunu kabul edemiyorum Haluk Bey. Bir sorun varsa ve ben de bu şehrin başındaysam o zaman o sorun çözülene kadar e, ben bunun için mücadele veririm. Kıptekse sorumlu giderim, Kıptek'le konuşurum. Nedir önünüzdeki engel? Birlikte kaldıralım. Yani böyle e, hani ölümü gösterip de ısıtmaya razı edilme durumunu ben kabul Tabii. etmiyorum. Lefkoşalı'nın bunu hak ettiğini asla kabul etmiyorum. Burası bir baş şehirdir. E, aydınlatması bile olmayan bir şehirde insanlar yaşamaya e, mahkum edilemez. E, o yüzden... E, bunları e, üzerimize silkelip atmamız gerekiyor. Işıklarımızı yakacağız, yollarımızı yapacağız. E, Birçok proje hazırladık Lefkoşalı için. Yeşil alanlar hazırladık. Ulaşımla tabii, tabii. ilgili. Buraya geliyorum bakın mesela üzerinde duran diyor nefes alan. Bu da yeşil alanı mı reprezent eder? Aynen öyle. Şimdi bu nefes Aynen. alan Lefkoşa'mız e, şu anda Lefkoşa'da yaşayan her bir kişiye düşen ağaç oranı 3 metrekaredir. Yani benim payıma şu kadarcık bir şey. Sadece bir ağacım var demektir yani. benim. Lefkoşa'da yaşayan bir kişi olarak. Lefkoşa içerisinde benim payıma bir bir ağaç düşüyor. Sizin payınıza da bir ağaç düşüyor. Hal böyle olunca e, şehrin gürültüsünü emecek ağaç yaprakları olmuyor. Şehrin havasını temizleyecek ağaç yaprakları olmuyor. Şunlar bunlar. Hiç evet. Karbonayak izimiz yükseliyor. Şehrin hem güzelliği ama aynı zamanda yangınlara karşı, su taşkınlarına karşı, iklim krizine karşı gücü olmuyor. Biz ama nefes alan Lefkoşa'da, aydınlık lefkoşa bir, nefes alan lefkoşa iki derhal göreve geldiğimiz ilk günden. Ee, derhal e, ağaçlandırma seferberliği yapacağız ve bunu bütün Lefkoşa ile yapacağız. Sadece belediye değil, e, aynı zamanda sivil toplum örgütleri, insanlarımız. Çünkü çok fazla sayıda atıl ağa, yeşil alan var Haluk Bey. Hı. Yani hiç kimse ağa çekecek yer yoktur bize demesin. Vardır ağa çekecek yerler fakat onlar amaçlarına yönelik kullanılmıyor. Amaçlarının dışında kullanılıyor yeşil alanlar ama o yeşil alanlar hepimizdir. Bu şehir gelişirken bunu koruyabilmek için planımızda ayrılan yerlerdir. Biz o yeşil alanlara sahip çıkacağız. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren o alanları yeşillendirmeye başlayacağız. Onlar Lefkoşa'nın akciğerleri olacak. Tabii ve siz bu konuda işlem yaptınız bile gittiğiniz orman dairesine konuştunuz yanılmıyorsam. Evet orman dairesiyle. Yani bunun olasılığını da evet. siz e, çalıştınız. Yani böyle ve, havadan bir şey hayır. değil yeşil alan. hepsi hazırdır. Yeşil alanları arkadaşlarımız tespit ettiler, yerlerini hmm. tespit ettiler. Onlarca yeşil alan bölgesi var. Biz o yeşil hmm. alanların, yerlerin tümünü tespit ettik. Haritalar üzerinde işaretledik ve e, oraları yeşillendireceğiz. Orman Dairesi ile görüştük. Orman Dairesi'nde 5 e, bin ağaç demiştim ben yıllık azdır o dediler arttırırız biz bunu. Dedim tamam Allah birlikte olsun, çalışacağız. Çünkü fidanlık da var o fidanlığı tabii, da güçlendireceğiz. Tabii. Ve şehrin her yerine ağaçlar ekeceğiz. Sadece ağaç değil ama biliyorsunuz Lefkoşalı insanı kokulara da çok e, meraklıdır. Tabii. Yani güzel koku duysun işte estiken kokusu duysun Yasemin kokusu duysun gece tütenleri duysun. İnsanların böyle sosyal olarak oturup gezdiği yerleri. De kokulu bitkilerimizi ekeceğiz. Şehrin hem aldığımız havanın kalitesi değişecek, hem kokusu hem görüntüsü değişecek. Evet, tabii İngilizler havadan konuşur, yani böyle Aa, ne güzel hava bugün falan der İngilizler. Bizde ne güzel koku var, yasemin kokusu var diye nerededir bu çiçek diye başlar konuşmaya. Evet. Sizde hangisi var diye. Yani enteresan e, o kokuya ne kadar. Meraklı olduğumuz bizim. Çünkü insanı mutlu eder ya da mutsuz Tabii. eder veya hasta eder Haluk Bey. Şu anda hava kirliliği, bütün bu trafik yoğunluğu, hmm. ağaç olmaması bütün bunlar aslında lefkoşalları zehirliyor. Yani bunlar akciğerlerini çocukların, yaşlıların zarar veriyor. Tabii, o yüzden evet. sağlık açısından da ben bunu çok önemli buluyorum. Yaşamsal bir mesele olarak değerlendiriyorum o yüzden ağaçlandırma hı hı. nefes alan Lefkoşa için bizim evet. için çok önemli. Hatırlayan nedir? Ee, hatırlayan, üreten ve kazanan. Ee, hatırlayan müzeler midir? Ee, acaba Aynen ben öyle. Haluk Bey şu anda e, Lefkoşa'nın tarihini bilen insan sayısı çok az. Hı. Çok kıymetli çalışmalar yapılmış, yazılmış kitaplar var. Hepimiz e, okumuşuzdur onları. Ama bunun böyle organize bir şekilde yazılması ve tarihi eserleri hem dijital olarak hem de yazılı baskılı olarak tanıtan çalışmalara ihtiyacımız hmm. var. Bizim aslında şehrimizin PR'ını yapmamız lazım. Hem de nasıl? Bizim bizi dünyadan farklı kılan neresidir? Sur içidir. Sur içindeki o kültürel ve tarihi mirası şu anda tam olarak çok azımız biliyor. Sadece bu işin meraklıları bunu biliyor. Halbuki yurt dışına gittiğinizde bütün tarihi eserlerin e, hikayelerini, tarihlerini size ezberletirler. Propagandalarını Aynen. yaparlar. Biz ama kendi tarihi ve kültürel eserlerimizin propagandasının tanıtımını yapamıyoruz. Bunu ben çok büyük bir eksiklik olarak görüyorum. Tabii. Ve Sur içindeki her bir tarihi binanın, her bir kültürel e, mirasın hikayesini ortaya çıkaracağız. Tamiratları için devletin diğer kurumlarıyla birlikte çalışacağız. Ve Sur içindeki bu tarihi ve kültürel mirasın hem bizim yeniden bunu sahiplenmemiz, öğrenmemiz, çocuklarımıza nesil, hmm. yeni yetişen nesillere aktarmamız hem de ülkeye ziyaretçi olarak gelenlere bunu e, öğretmemiz gerekiyor. <laughs> o kadar çok hikaye vardır ki Değil mi? Haluk Bey e, bizim hikaye uydurmamıza da gerek <laughs> yok. Bazı şehirler kendilerini tanıtmak için hikaye uydururlar mesela. Olmayan bir şeyi var gibi anlatırlar ki insanların ilgisini çeksin. Oysa biz ilgi çekecek o kadar çok şeye sahibiz ki sadece onları görünür kıla, kılamıyoruz. E, biz işte o tarihi eserler üzerindeki tozu silkeleyeceğiz. Onları daha görünür yapacağız. Onları parlatacağız. Mesela bizde mavi çizgiler var mesela. Bir, birkaç tanesini böyle takip ettim turizm şeyle. Öyle yerlere girdim. O yıkıntıyı, döküntüyü yani yıkılmış kerpiç evi geldim ve tarihi nokta bulamadım. Yani çok dediğin gibi yani göstermiyor o toz üstünde o yani yıkıntı yıkıntı üzerinde yıkıntı döküntü. Hah, yani o zaman diyorum ki biz bunu mu gösteriyoruz yani Ta Tantinin hamamı mesela. Tantinin hamamı turist rehberlerine girmiş bir yerdir. Tantinin hamamına gidin şu anda. Çok özür dilerim. İzbele durumunda, yıkık bir durumdadır ve aslında o mavi çizgiler 2002 yılında Kutlay Bey zamanında yapıldı. Evet. Onlar tarihi eserleri ziyaret etmek için yapılmıştır. Evet. Çok doğruydu ama 20 evet. sene sonra onların soluk izlerine değil tekrardan onların canlanması, Tabii. yenilenmesi ama üzerine teknolojiyi ve dijitali de koymak gerekir Tabii. ve bizim bu hatırlayan, unutmayan Lefkoşa projesinde Sur içinin yıldızını Parlatma hedefimiz evet, evet. var bunu Sunabilmek yapacağız. lazım bazı şeyleri. Evet. Yani yıkıntı içerisinde e, tuvalet ihtiyacını yapmış insanların e, kalıntılarını göstererek ve bunu turistlere de işte tarihi e, şeyimiz geçmişimiz diye yutturmak insanlara hakarettir bence. E, çünkü e, yapamıyoruz yani sunamıyoruz bir Utanç. türlü. Evet tek kelimeyle. Ee, i̇nşallah oraları değişir ve hatırlayan bir şey oluruz. Biz Devam, daha önce yaptık evet. bunu. Yani e, benim kıymetli babamın adına kurulmuş bir vakıf var Naci Talat Vakfı. Ve ona bir bina aradık. O binayı da vakıflar İdaresi'nden kiraladık. Kiraladıktan sonra da tamir etmeye başladık. Çünkü <laughs> tamir edilmezse yaşamda kalamayacak bir binaydı o. Ve binalar da ölür aslında belirli bir hayat şeyi vardı 50 sene, 100 sene, 120 sene. Yani kerpiç bir ev. Yani su almaya başladığından itibaren çok çabuk yıkılmaya başlar artık. Bir binayı kurtarmak, bir yaşamı da kurtarmak gibi o Tabii. kadar kıymetli bir şey. Ve biz o binayı tamir ederken o binanın hikayesini ve tarihini de öğrendik. Örneğin Kıbrıs Türk toplumunun liderlerinden Necati Özkan'ın doğduğu evdir orası. Ve 1931 yılında da İlk Milli Kongrenin toplandığı yerdir. Hmm. Kaç kişi bilir diyeceğim. Evet, diyeceğim. bunu kaç kişi bilir? Biz de bu binayı tamir ederken bunu öğrendik. Kim bilir daha ne hikayeler vardır evet. Lefkoşa Sur içinde? Bu bizim en kıymetli projelerimizden biridir çünkü gelecek nesillere de Tabii bırakacağımız lazım. bir projedir, bir eser olacak ve biz oradaki envanteri çıkaracağız, hikayelere ulaşacağız, o hikayeleri de hepimiz öğreneceğiz ve başkalarına da anlatacağız. Bu da bizi Dünyanın içerisinde özel bir yere yerleştirecek. Aksi takdirde böyle sur içini karanlık, kirli, berbat, yıkıntı ve döküntü halinde bırakırsak bu gerçekten bizim hem kendimize hem de gelecek nesillere karşı işlediğimiz bir suç olacak. Evet. Bu suçu işlemekten artık vazgeçmemiz lazım. Bırakmamız lazım artık işte efendim bir zamanlar bu belediye battıydı tamam battı. Evet. İşte biz şimdi Önümüzde çöpleri bakalım. topluyoruz madem çalışanları da ödüyoruz böyle gitsin. Hayır böyle gitmemek zorundadır. Bu değişmek zorundadır. Lefkoşa'nın kaderi bu olamaz biz bunu kabul etmiyoruz. Ve biz bu kaderin değişebileceğine yürekten inanıyoruz ve bunun için hazırlanıyoruz. Tabii hatta bir an için şeyi düşündüm yani böyle surları görebilmek için bizde belirli yerler vardır. Mesela o Zehra Sokağı'nın altında. E, top sahasıydı hani e, kulu Park'ın etrafında o surları çok net bir şekilde görüyoruz. Çünkü diğer taraftan surlar yaşamın içerisine katılmıştır genelde. Or. Bizim oraları yeşil tutma anlamındaki e, olanaklarımız nedir? Yani Türkiye'den gelen suyla artık bunu yapabiliriz aslında. Çünkü Elbette. eskiden hep tasarruf etmemiz gerekirdi e, su açısından. Hayır akıllıca damlama sistemiyle işte doğru zamanlarda yeşil tutabiliriz biz Lefkoşa'yı bir de o var. Su arıtma tesisi var Haspolat'ta yani bunun için söylemiyorum ama suyla alakalı bu konuya girdiğiniz için. Biliyorsunuz kanalizasyon güneyden geçiyor kuzeyden geçiyor Haspolat'a gidiyor su arıtma tesisinin içerisine giriyor. Ve oradan e, kanalizasyon arıtma tesisine giriyor oradan bir su çıkıyor. Bu su çok 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 kıymetli. Bütün dünya aslında bu suyu çıkarmak için dünya kadar yatırım yapar. Tabii. Avrupa Birliği bizim için işte yapmış bu bir proje, iki toplumlu bir proje. Biz o suyu Haluk Bey senelerdir dereye akıtıyoruz. Kullanmıyoruz. Çok az bir kısmını kullanıyoruz hmm. ve büyük bir çoğunluğunda da dereye ve oradan da denize akıtıyoruz. Ben bunun da çok vahim bir hata olduğunu düşünüyorum. Tabii. Tabii. Tarımsal maksatlı kullanılabilir o su, ee, başka ihtiyaçlar için de kullanılabilir. O yüzden biz geldiğimiz zaman o arıtma tesisindeki suyun en iyi şekilde değerlendirilmesi için, tarımsal maksatlı da kullanılması için her türlü çalışmayı başlatacağız. Çünkü yıllardır bunun yapılmamış olmasının da ben büyük yani vahim bir hata olarak görüyorum. Evet çok çok uzun zaman bırakıldı. Flamingo'lar şu anda orada. Şahane fotoğraflar veriyorlar şimdi. Ee, çok güzel bir şey var. Ee, üreten ve kazanan e, dediğiniz orda. Ee, ve tabii devam eder ruhuna, kimliğine sahip çıkan. Ama üreten ve kazanan <laughs> dediğinizde e, iş imkanlarının artması mıdır? Ee, bir şehir para kazanmak para kazanmazsa Haluk Bey şehir olamaz. Lefkoşa'mız şu anda para kazanamıyor. Tabii ki şehrin para kazanması demek Lefkoşa'da yaşayan insanların para kazanması demek. Elbette Aynen. istihdam demek. İşte bizim Lefkoşa'yı bir turizm baş şehri yapma projemiz bunun bir parçasıdır. Çünkü biz aslında insanların bu turizm bahçe şehrinde... Gelen turistlerin de artmasıyla, hı hı hı. çünkü bir insan trafiğine ihtiyacımız var bizim. Tabii, insansız olmuyor zaten. O insan trafiğini yaratacak şeylerdir aslında bu hatırlayan Lefkoşa projesi. Tabii. Ve bununla birlikte birçok ihtiyaç ortaya çıkacak, birçok ürünün üretilmesi gerekecek. Biz gençlere ve kadınlara ve girişimci insanlara bu üretim standartlarını arttırmaları, bir kaliteye ulaşmaları ve markalaşmalarıyla ilgili eğitimler vereceğiz. Bunu yapan sivil toplum vardır ve çok da başarılı bir şekilde gidiyorlar. İşte biz kurumsal olarak belediyenin de kurumsal yapısıyla o sivil toplumla işbirliği yapacağız ve daha çok insanımızı girişimci olmaya e, teşvik edeceğiz. Onlar üretecekler ve sunduklarını da satacaklar. Böylece kazanacaklar. E, sınır geçiş noktalarının arttırılması projemizde aslında bunun bir Tabii. parçasıdır. Evet. Bizim söylediğimiz orada nedir? Bunları dün akşam göndermiştim şeyi ama belki e, yani size göndermiştim televizyona ama buradan göstermek istiyorum. Bilmiyorum görünüyor mu? Evet. E, bakın Lefkoşa'ya giriş araçlı giriş sadece Metehan kapısından evet. ve e, Lefkoşa'nın içine her gün 8 bin tane araba giriyor hafta e, içi. 15 bin araba da hafta sonu giriyor. Dolayısıyla tek, <laughs> tek sadece Metean'dan motorlu Tabii. araçlara geçiş var. Dolayısıyla Lefkoşa'ya inanılmaz bir trafik yoğunluğu oluyor. Ve bu aslında insanların geçmesini de e, önlüyor. Bizim insanımızın da çok çile çekmesine neden oluyor. Biz alternatif geçiş noktalarıyla şehrin trafiğini hem rahatlatmayı hem de aynı zamanda hmm. <laughs> sosyal ve ekonomik olarak bir... Kalkınmaya geçmemizin yolunu açacağız. Tabii. Örneğin biz Hasbolat kapısını söyledik. E, Hasbolat kapısının açılması halinde, Hasbolat sanayi bölgesiyle güneydeki sanayi bölgesi zaten karşılıklı çok kısa bir mesafe Mesela. var arada. Oradaki ihracat hacmi de artacak. Hasbolat bölgesi sosyal ve ekonomik olarak kalkınacak. İnsanlar ürettik üreticiler. ...ürettiklerini de satabilecekler. O yüzden ben bu o geçiş... Bunu de şehir içinde dolanmayacaklar. Evet. Paldır e, küldür öbür tarafa geçmek için e, gibi gibi. Aynen. Hı -hı. Güneyden gelip de Mausa'ya, yani doğuya gidecek olanlar, Karpaz'a gidecek olanlar... ...hiç metanı kullanmadan, şehri meşgul etmeden... ...Haspolat sınır kapısından geçip doğuya gidebilecek. Bütün bunlar bizim trafiğimizi de rahatlatacak. Trafik evet. rahatlayınca... Ee, hareketlilik ve şehir yaşamında daha kaliteli bir duruma geçecek. Keza kaymaklı e, kapısı, e, kaymaklı sınır noktasında, geçiş noktasında söylüyoruz. O da Atatürk Caddesi'nin devamı. Kay i̇ki kaymaklı yakasını bir araya getirecek olan bir şeydir bu. Ve bu birleşmeler aslında bu geçişler sosyoekonomik açıdan da büyük bir hareketlilik geçir getirecek. Tabii. Her iki taraf için. Ee, bu Mausa kapısı geçiş noktası. Bu da Baf kapısı geçiş noktası. Burası Lokmacı, burası Letra, burası Metehan. Üç yerden şu anda geçiş e, yapılıyor e, <laughs> e, sınırlardan ama biz bunun e, dörde çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Ve yeşil, Bir çok açıdan. Evet da, ve yani bayağı da e, güven duyuyorsunuz yani bu olacaktır e, gibisinden. Ben bu konuyu ilk söyledim de <laughs> Haluk Bey çok eleştiri geldi. İşte olur mu sen mi açacaksın, sen belediye başkanısın falan filan ben... Bu şehrin ihtiyaçlarına duyarlı bir belediye başkanı olacağım. Benim şehrimin ihtiyacı bu geçiş noktalarının açılmasıyla bir kısmı giderilecek olan ihtiyaçlardır. O yüzden ben bunu önüme bir vizyon olarak koydum ve ben bunun olması için 26 Aralık'tan itibaren çalışmamı başlatacağım. Zaten projemiz hazır. Geçiş noktası için ben belediye olarak alt ve üst yapıları hazırlıkları tamamlayacağım ve muhataplara yani bu konuda karar verecek olanlara da çağrıda bulunacağım. Müthiş. Zaten Avrupa Birliği'ne de bu konuyu açtık. Onlar da bunu çok desteklediler. Kıbrıs Rum Belediye Başkanı'yla da görüşeceğiz. Bizim yönetimimizle de görüşeceğiz. Onlarda bir sebep arıyor zaten tekrar bir şeyler başlasın bir yumuşama. Belki hani... de bu onun yolunu açacak. Aynen, aynen. Ve buna önce direnç gelecektir. Kolay olacağını düşünmüyorum. Ama bu vizyon doğru bir vizyonu. Bizden yoksa onlardan. Herkes var. yani bazen direnç deyince içerideki direnç daha da güçlü olabiliyor bazen Ama insanların taleplerine kimse e, sırtını <laughs> çeviremez. Tabii, bu doğru tabii. bir yönetim anlayışı olmaz. bu dediğiniz noktalarda olursa <laughs> Lefoşa'ya hakikaten bir, e, bir 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 böyle ee, ...ekstra bir can getirecek. Yani evet. bir doping olmuş gibi... ...dopingi kullanmak istemedim ama başka da gelmedi. Büyük bir, enerji olacak. Büyük bir enerji olacak. Çünkü evet. e, hakikaten... E, ...bazı kesimler... ...bu enerjiden yararlanamıyor. Mesela kaymaklı bölgesidir. <laughs> e, Mausa geçiş yeridir. Orası böyle döküntü kaldı. Halbuki tam onun karşı tarafında çok gelişmiş... ...sanayileşmiş yerler vardır. Evet. Onların e, birbirleriyle olan... ...sadece o gidiş gelişleri... Anında oradaki dükkanları, iş yerlerini, her şeyi anında iş getirecektir. Evet. E, amacınız da budur. Anladığım Aynen budur kadarıyla. Haluk Bey <laughs> ve bu e, olana kadar büyük bir mücadele vermeye de hazırız. Evet, e, ruhuna kimliğine sahip çıkan, e, erişilen ulaşılan, dolaşılan diyorsunuz. Yani ayrı ayrı alabilirsiniz ya da hep beraber alabilirsiniz bunları. Ruhuna kimliğine sahip çıkan, e, erişilen ulaşılan hep her biri ayrı bunlar böyle tabii ki de. Ama çoğunu da bahsettiğiniz söylediklerinizin içerisinde diye düşünüyorum. Bu ulaşılan, erişilen, dolaşılan bir kere sahip çıkmak da zaten bizim en önemli söylemimiz e, Haluk Bey. Kimliğimize, kültürümüze, irademize, Kıbrısımıza, Lefkoşa'mıza sahip çıkacağız. Çünkü e, onun oradaki değerlerin kaybedilme riskiyle karşı karşıya olduğunun farkındayız. Tabii. Ve biz Çünkü surlar içine sahip çıkmıyoruz biz değil mi? Yani bu net. Lefkoşa'ya da sahip çıkmıyoruz. Lefkoşa'nın lef bir şehre sahip çıkmak demek o insanların o şehirde mutlu yaşıyor olması demektir. Bugün Lefkoşa insanı Lefkoşa'da yaşamayı tercih etmiyor. Lefkoşalar başka yerlere taşınmaya başladılar. Yeni Hı. kente gidiyorlar, Dikmen'e gidiyorlar, şimdi Değirmenli'ye gidiyorlar. Neden? Çünkü oradaki yerel yönetimlerin çok ciddi bir başarısı var hizmet açısından. Hı. İnsanlar artık işte çöpüm alındı mıydı, alınmadı mıydı? Kaldırım yıkık mıydı, dökük müydü? Gece lambalar yanar mıydı, yanmaz mıydı? Hı. Bunlarla uğraşmaktan Usandı insanlar evet. ve Lefkoşa'dan ayrılmaya başladılar. Bu Lefkoşa için büyük bir risktir. O yüzden biz Lefkoşa'ya sahip çıkacağız diyoruz. İnsanlara iyi bir yaşam vaat ediyoruz. Onu gerçekleştiriyoruz. Hatta insanları geri getirme de önemli evet. değil mi? Oradaki yaşamın devamını sağlama. Tabii burada şunu da söylememe müsaade edin. Gönül Belediyesi cetepeli bir belediye. O yüzden evet. bu kadar iyi durumda. Hiç borcu da yok. Dikmen Belediyesi Kezabre. yine cetepeli bir belediye. <laughs> Değirmenlik Belediyesi de öyle. Onun için buraları göç Marka, alıyoruz. marka belediyeler bunlar. Biz de Lefkoşa'yı marka bir belediye haline getireceğiz. Ulaşılan, erişilen, dolaşılan Lefkoşa da bu toplu ulaşım meselesidir daha evet. ziyade. Çünkü en büyük sorunumuz talebelerimizin en büyük şikayeti. Yani bugün bir İngilizce, yurt dışından gelmiş bir talebenin Türkiye dil, diğer üçüncü dünya Onlara sorduğumuz zaman işte nasıl herkes Kıbrıs'ı çok seviyor, insanları çok seviyor ama çok pahalı olduğunu, ulaşılamadığını, istedikleri yere gidemediğini. Bir talebe durup da 300-400 lira vermez. Yani kampustan Lefkoşa'ya gelsin, işte bir sandviç yesin, bir bara gitsin, 400 lira da para verecek geri gitsin. Bir talebe için bu çok zor. Ben ilk bu konuyu gündeme getirdim de Haluk Bey. Herkes bana şeydi aman sakın o konuya girme o imkansız bir şey falan. Ben imkansız şeylerden yani bu kelimeyi ise <laughs> kabul eden biri değilim. Bravo, bravo, Zamanında Hekim Sendikası iken, hekimlerin, genç hekimlerin göç yasasından çıkmaları konusunda verdiğim mücadeleye başlarken de bana imkansızdır bu yapamayacaksın demişlerdi. Ama ben arkadaşlarımla birlikte toplumun faydasına olacağına inandığım bir konuda büyük bir mücadele verdik ve başardık. Şimdi genç hekimler Göç yasasına göre e, ücret almıyor. Onlar da kıdemli hekimler gibi ücret alıyorlar. Ama büyük bir mücadele verdik ve herkesin imkansız dediği şeyi başardık. Evet. Şimdi bu toplu ulaşım meselesi de bunun gibi bana göre. Yani kent içi entegre ulaşım sistemi kuracağız biz. Bu da yıllardır olmayan bir şey. Yani yıllar önce toplu ulaşım vardı Lefkoşa'da. Tabii Lefkoşa çok daha büyüdü, gelişti. Tabii. Ona göre bir şey yapmak lazım. Yeniden bu konuyu Düzenlenen gündeme getirmek lazım. ve çalışmak gerekiyor. Biz şöyle bir şey düşündük. Belediyenin T izinli araçları yıllar önce satılmış. Dolayısıyla yenilerini almakta sıkıntılı. Alınıp satılamayan, ticari değeri olmayan Resmi hizmet aracı gibi belediye hizmet aracı, plakalı araçlar olacak. Bu araçlarda güzergahlarda belli saatlerde yani saati de belli olacak şekilde ulaşımı sağlayacak. Biz aynı zamanda özel toplu ulaşımı da bunun için Entegre edeceğiz güç birliği yapacağız. Aynı zamanda üniversitelerin, ee, araçlar var, otobüsler Tabii. var. Onlar Şimdi da çok... belirli bir saatten sonra duruyorlar, <laughs> Onlarca, yüzlerce evet. otobüsler duruyor. Bunu entegre edeceğiz ve Lefkoşa'nın içerisinde bir ağ kuracağız ve bu bizim kent içi entegre toplu ulaşımımızın bir parçası Hı. olacak. Bir diğer parçası da bisiklet meselesidir. Yani artık Lefkoşa'nın iklimi de o kadar güzel ki bisiklet sürmediğimiz günlere hayıflanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ve biz Lefkoşa'ya hmm. 10 kilometreden uzun bir bisiklet yolu kazandıracağız. E, bu da e, Avrupa Birliği'ne götürdüğümüz projelerden bir tanesiydi. E, tarihi trenin izinde ekolojik koridor adı bu. Evet, o sorularından bir tanesi çok enteresan. E, 1903 yılında e, Haluk Bey İngiliz hükümeti diyor ki, işte ben tren yolu kuracağım, tren taşımacılığı yapacağım. Tabii o zaman maden var. Narenci'ye tabii. var işte Lefke'den çıkar Mausa'ya gider oradan tabii, da. E... Sürati çok azdı onu biliyorum yani böyle yürüyüş hızının biraz. Evet ötesinde... öyle şikayetler ve hikayeler evet, vardır. Evet. Hatta insanlar son zamanlarında trenin ya biz trene binene kadar yürüyerek gideriz diye. Aynen öyle bir laflar Hatta vardı. Hatta bir hikaye var bir yerde okudum bunu. Sanırım Tuncer Başkan'ın kitabında şöyle bir hikaye. Yaşlı bir kadın yola çıkıyor, yürüyerek gidiyor. Trenin kontraktörü de diyor ki, "Yani buyurun götürelim sizi gideceğiniz yere." "Yok evladım," diyor. "Benim acelem var. O yüzden yürüyerek gideceğim." Böyle de bir hikaye var. Ee, öyle ya da böyle o tren Ama vardı, kuruldu tabii. iki yılda ve 42 yıl içerisinde o rayları kurdular. 46 yıl boyunca da bu tren çalıştı. Hı. 46 yılın sonunda da artık toplandı ve gidildi. Fakat o trenin izi kaldı bize Haluk Bey. 122 kilometreydi Mağusa'dan gemi konağına. Lefkoşa'nın içerisinde de izi var bu trenin. İşte biz buna tarihi trenin izinde ekolojik koridor adını koyduk. Tamam. Dumlu Pınar. Üzerinde evler Hiçbir yerler. Hiçbir şey yok. Aa. İki yerde sadece akamete uğruyor. Onu da biz e, anlat Evet evet. Yani muazzam bir şey bu bizim için. Dumlupınar Mahallesi'nden başlıyor. Tren yolu polikliniğinin oradan geliyor. Akamete uğradığı yer askeri bir bölgedir. Ki ben de askeri bölgeye muhakkak göreve gelince gidip görüşmelerimizi yapacağız. Tabii, tabii. Onların da bunu anlayış göstereceğine dair hiçbir e, endişem yok. Bir de eski peyanın önünde... E, ...akamete uğruyor ki orada da yol fazlasıyla geniştir farkındaysanız tabii. çünkü tren geçerdi orada. Hatta tren istasyonunun olduğu yerde oradadır. Tabii, Tarihi tabii. bir e, sarı taş bina var biz tabii. onu müze haline de getireceğiz tabii. onun için de çalışacağız. <laughs> ve bu tren kumsal parkına girer e, ve kumsal parkından dere caddesinden devam eder. Hmm. E, tren değil tabii bizim yapacağımız rut. E, şu. E, turuncu yer e, trenin aslında bu yeşil alan ama biz onu daha sonra zaten uzunca bir süredir e, Mehmet Akif Caddesi dere boyunun orada e, bir rekreasyon çalışması devam ediyor. Hı hı. Oraya bağlanacak ve şimdi Citroen ışıklarından Metehan Çemberi'ne giden Osmanlı Rek Caddesi boyunca ee, zaten bisiklet yolu yapılmıştır. Oradan da metan'a bağlanacak mesela isteyen e, insanlarımız bisikletleriyle güneye geçebilecekler. Hatta geçişte kolay geç e, geçiş olması için de e, iki bölge görüşeceğiz ya, şahane hani için. Öyle... Burada herhangi bir tren trene benzer tramvay şubu değil sadece Hayır. koridor açılacak. Bu yürüyüş koşu ve bisiklet Şimdi aynı yani. şekilde e, Kızılbaş Parkı'na da bağlanacaktır bu yol. Peki ee... ne oldu kanlı derenin e, derenin içinin e, öyle ıslah edilmesi? Çünkü Rum tarafında kanlı derenin içi bir şekilde ıslah edilmiştir ve e, koskoca ağaçların arasında yürümek bisiklet sürmek e, tam altında değilse bile yanlarında böyle yürüyüş yerleri var. Yani günün o en sıcak zamanda 40 derece sıcağın arasında gölge içerisinde yürüyorsunuz ve terlemiyorsunuz. bile. Evet, o bizim koridorumuz da böyle. Müthiş olacak böyle bir şeyi başarırsanız. 100 yıldan fazla olacak. yaşı olan ağaçların altında insanların yürüyeceği, koşacağı ve bisiklet süreceği. Müthiş bir koridor ve şehrin kalbine giriyor. Tabii. İşte bu kent içi entegre ulaşım sistemimizde de bir alternatif olacak. İnsanlar bazı yerlere bisikletleriyle de çok rahat gidebilecekler. Tabii tabii yani o, o bölgelerde de dediğiniz gibi bir de ulaşım sistemini yani o kadar araç var ki yani bunu birbirine bağlı olmayan bir tren sistemi gibi düşünebiliyorum. Şehrin içerisinde insanları taşıyan o zaman insanlar belirli yerlerde arabalarını park ederler ve şehrin içerisine öyle girerler. Aynen. Ve yani. otoparklar tabii bunun için. Otoparklarımızı da e, projelerimizi tabii. hazırladık. Otopark sayısını artıracağız. Tabii yer var mı otoparklar için? Var tabii arkadaşlar çalıştı. E, tabii yeşil alanları koruyarak Hı -hı. yapılabilecek yerler var. E, çok katlı otoparklara geçmemiz gerekiyor tabii artık. Tabii yani kaçınılmaz artık öyle yatay olmuyor bu Hayır işler. ve cadde dönüşüm projelerini süratle başlatmamız Hı -hı. lazım. Cadde dönüşüm projelerimizde biz Mehmet Akif Caddesi yani Dereboy olarak bilinen Hı -hı. yer... E, Kemal Şemiler, Şemiler Caddesi kalın yol olarak hı hı. bilinen yer. E, Gönlüyel'den belediye bulvarından gelip de e, bir anda dramatik değişen Öğretmenler Caddesi ve Mehmet Vahip Caddesi'nde biz e, öncelikli olarak e, cadde dönüşüm projelerimizi başlatacağız. Bunlar da aslında insanlara yürüyecek kaldırım sağladığı için o ulaşılan, hı. dolaşılan, erişilen yani engelliler için de yaşlılar için de Çocuklu aileler için de e, bizim bu kaldırımlara ihtiyacımız var. Tabii. Kaldırım yoksa bu insanlar sokağa çıkamaz. Evlerinde hapis kalırlar. Bu Tabii. bizim istediğimiz bir şey değil. Bizim istediğimiz bir şey cıvıl cıvıl bir yani, yaşanan bir şey. Evet yaşanan Çünkü, bir şey. <laughs> bir de son olarak akıllı ve sağlıklı lefkoşa için e, demiştiniz. Evet. E, akıllı deyince e, ne oluyor orada? İşte bu Sağlıklıyı, teknolojiyle ilgili. Mesela. Şey yapmak. G-Tech diye bir, bir projemiz var. G-Tech genç, e, gençlerin teknolojiyle ilgili yapacakları hı hı. çalışmalar. Biz bu çalışmalara öncülük yapacağız. Bu genç insanları bir araya toplayacağız. Aslında bu e, belediyenin verdiği hizmetlerde teknolojik dönüşümün de önünü açacak hı hı. olan şeydir. Hı hı. Belediye teknolojik dönüşümünü gençlerin yani bu GTEC projemizde yapacakları çalışmalardan sonra ne olacak? Lefkoş bundan nasıl fayda sağlayacak? Hızlı ve ucuz hizmet alacak. Teknolojiyi kullandığımız zaman Haluk Bey aslında e, ulaşmak istediğimiz hedef hızlı ve e, ucuz hizmettir. İşte GTEC yani genç tek biz bu genç arkadaşlarımızı bir araya toplayacağız. Onları daha görünür kılacağız ve onların yapacakları teknolojik çalışmalarla birlikte e, belediyenin de bu teknolojik dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Lefkoşa insanı da çok daha kolay faturasını ödeyecek, çok daha kolay işlemini yapacak, gidip belediyede saatlerini harcamayacak. Günlerini harcamayacak. İşte dördüncü kata çık, birinci kata in, ikinci kata çık, üçüncü kata çık. Aynen. Bu şekilde insanların hali belediyenin yani içerisinde. Ediyoruz, tabii. İnsanlar bununla çok zaman kaybediyor. İş yerlerine gidemiyorlar bu ödemeleri evet. yapmak için. İşte biz bu teknolojiyi insanların yaşamını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için kullanacağız. Şahane. Dolaşılan, Şahane. erişilen e, Lefkoşa ve ulaşılan Lefkoşa, akıllı Lefkoşa. Tabii Buyur. akıllı Lefkoşa e, konseptimizi trafikte de kullanacağız. Orada e, trafik sinyalizasyonunun ne zaman yoğun olacağı ile alakalı çalışmalar, simülasyonlar Hı -hı. yapılacak. Ve o sinyalizasyonları da akışkan olsun trafik diye e, ortaya koyacağız. Lefkoşa'nın e, yollara da ihtiyacı var. Bütün bunlar aslında Lefkoşa Master Planı'nda da e, vardır. Yol dediğiniz e, rinkler e, çerçeve olması lazım. Yani bir yerden başlayıp bir yere dönebilmeniz lazım. Bir çerçeve halinde olması gerekiyor. Lefkoşa'daki trafik sorunun sebeplerinin bir tanesi bu çerçevelerin açık kalmış olmasıdır. Halbuki biz onları ucuca bağlamamız lazım. Evet. Bununla da ilgili dönen, birkaç... Dönen bir şeyin içerisinde trafik durmaz. Aynen. Yani oralardan istediğiniz yönlere açılırsınız. Evet. Yani bunlara çerçeve dediğiniz genelde ring derler bunlara. Ring. Evet, ama o yani haritada baktığınızda de bir çerçeve sonuçta, olması tabi. gerekiyor. Tabii ki fiziksel yapıya göre de değişir ülkelerde. Elbet bununla ilgili düşünülmüş zaten planlar, projeler yapılmış. Daha önce e, Lefkoşa Master planı da var. Onların e, o çerçevelerinin kapatılması için yani o yolların da ee, tamamlanması için biz çok ağırlık koyacağız bunlar. Çünkü Lefkoşa trafiğinde çözecek olan meselelerdir. Tabii. Ve çok daha fazla yani o küçük yani bazı tramvaylardan bahseder falan yani Lefkoşa'nın içinin daha kolay yani hemen atlayıp bir yerlere gidebileceğiniz bir basıtaların kullanılmasından da bahsettiler. Ee, yani Mesela çok şey onu var. şurada Ama... yapacağız. Surlar içine girişte e, tedarikçiler, toptancılar gelir ve ağır vasıtadır onlar. Sur için onların girmesi doğru değil. Zaten o yollar o araçlar için yapılmış da değil. Doğru. Onların dışarıda park edebilecekleri yerler açacağız ve küçük araçlarla içeriye e, taşıma yapılacak. Bu birçok insanı çok memnun edecek. Hem de o tarihi ve kültürel dokuyu da korumuş Dozulmuş olacağız. Bunlar tabii. çok küçük ama e, çok değişim yaratacak olan şeylerdir. Sağlıklı Lefkoşa'da da ee, anne çocuk sağlığı merkezleri kuracağız Haluk Bey. Bugün çocukların büyüme ve gelişmelerinin takip edildiği belediyenin anne çocuk sağlığı merkezleri Hı. olacak. Özellikle yoksul insanların, e, kırılgan grupların başvuracağı yerler bunlar. Çocukların e, beslenmesi, çocukların diş kontrolü, e, çocukların göz kontrolü, çocukların aşıları, çocukların büyüme ve gelişmelerini takip edeceğimiz bir anne çocuk sağlığı merkezimiz olacak. Ayrıca annelerin de aile planlamasıyla ilgili Hı. bilgi alabilecekleri, yardım alabilecekleri yerler olacak bunlar. Biz sağlıklı nesiller yetiştirmek için bu anne çocuk sağlığı merkezlerine çok önem veriyoruz. Devam eden bir yaşlı bakım projesi var. Onun da daha geliştirilmesi lazım. Evet. Yaşlıların evde kapalı kalması değil bizim arzu ettiğimiz. Evet. Yaşlıların dışarıda olmasını istiyoruz. Aktif yaşamın içerisinde olmasını istiyoruz. Şu anda işte yaşlılar evde kalsın. Engelliler yani. evden çıkmasın. Evet. Ama gidecek yerleri yok. Kronik evet. O zaman o insanların bir talebi de olmaz. Hiç sizden evet. yol istemez, kaldırım istemez. Ama bizim evet. <laughs> arzu ettiğimiz o değil. Biz bu insanların yaşamın içinde olmasını istiyoruz ve bunun için çalışacağız. Tabii. Müthiş bir şey. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, bu fırsatı verdiğiniz için. Şahane bir söyleyiş oldu. Çok rahat anlattınız. Ben bayıldım yani. Projelere de bayıldım. Ee, bir de Yapılabilir olacağına yani benim için Pay in the sky falan değil yani bunlar böyle. Ee, hakikaten biraz gayretle biraz e, e, odaklanarak bunların hepsinin olabileceğine ben e, inanırım. Tabii daha bunların. çok projelerimiz var burada Olmaz konuşma mı? fırsatımız tabii, tabii. olmadı ama yeni meydanların yaratılmasıyla ilgili projelerimiz var. Büyük bir park yapılmasıyla ilgili bir şehir parkı yapılmasıyla ilgili projelerimiz var Lefkoşa'ya. Külliyeninki olmuyor mu? O külliyede bir tane 500... Falan orada tekrar... ağaçlar kesildi. Ha. Ee... <laughs> Ama bir, bir çok büyük bir park yapılacakmış orada. Ama bir tane daha olursa iyi olur diye düşünüyorum başka bir yerde. Peki, çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ben çok tekrardan. teşekkür ederim. Evet, e, Sılavusar İncirli'yi dinlediniz. E, belediye ve belediyenin önümüzdeki gelecek halini e, böyle d, 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 vizyon olarak görebilmişseniz e, birazcık... E, e, böyle bir resim kurabilmişseniz aklınızda o vizyonda görebilmişseniz ne mutlu size. Çünkü ben kurabildim. Ben Lefkoşa'nın değişeceğine inanıyorum ama ehli değişeceğine inanıyorum. Sizlere de kolay gelsin tercihlerinizde. Evet Sıla teşekkür ederken sizlere de teşekkür ediyoruz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalınız diyoruz. rukat sabah sabah sundu